Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki ÖSYM tadında sorular 4 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Üçgen biçimindeki renkli kağıdın bir kenarı ile bir ikizkenar üçgen tabanı şekil birdek gibi eşit uzunlukta veriliyor. Ve sonra böyle konulmuş sonra yükseklik çizilmiş Ona 3 şeklinde ayrılmış. Arkadaşlar bu bir ikizkenar üçgen değil mi? Evet ikiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. Bizden x isteniyor. E ne yapacağız? Bak burada da dik tabanı iki parçaya bölmüş mü arkadaşlar? Bölmüş. E dik tabanı iki parçaya böldüğünden dolayı arkadaşlar hemen ne yapacağız? Hemen bizde aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hop şunu şöyle çizersek. İkiz kenar oldu mu arkadaşlar? Burada da oldu. Dik tabanı iki parçaya böldüğünden. 10 sa burası da 10 yaptı o zaman. E hocam artık x'e ait üçgen oluştu burada. X'e ait üçgen. Bakın x burası ya. Şöyle bir üçgen x ne ile ne arasındadır? Toplamlarıyla farkları arasında 10 artı 3 ile 10 eksi 3 arasındadır. Yani 7 küçüktür x küçüktür 13 geldi. Burada x kaç tane değer vardır arkadaşlar? 5 tane değer vardır. Nasıl? 13 eksi 7 eksi 1'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 5 çıkıyor. Cevabımız evet cevabımız böylelikle ne oldu? Akçay oldu arkadaşlar. Birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Evet yukarıdaki verilen özellikler ve ilgili üçgenlerin doğru eşleştirilmeleri hangisi gibi olabilir diye soruluyor. Ağırlık merkezi aynı anda diklik merkezidir. Bir üçgen düşünün ağırlık merkezi aynı anda diklik merkeziymiş. Bakalım. Ağırlık merkezi diklik merkezi. Yani şu ağırlık merkezinden geçen ağırlık merkezi şu olsun mesela. Kenar ortaydır. Aynı zamanda diklik merkeziymiş. Buradan geçen yükseklikte olacak. Bu ne demek? Hocam bunların birbirine eşit olması demek. E, aynı şekilde bu ağırlık merkezi ise buradan da geçen kenar ortaydır. Hocam kenar ortay ve aynı zamanda yükseklik olacağından burada da dik tabanı keş parçaya böldü. Bununla da bu kenar birbirine eşittir. Bakın ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Birincisi doğru. İkincisine bakalım. Kenar orta dikmelerin kesim noktası şeklin dış bölgesindedir. O zaman bu birincisi doğru dediğim ne? Evet, diklik merkezidir. Bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Doğru demek ne demek ya? Şunu yanlış <laughs> söylemişim. Ağırlık merkezi aynı zamanda diklik merkezidir. Bu nerede arkadaşlar? Eşkenar üçgende. Evet, eşkenar üçgen arayacağız arkadaşlar. Eşkenar üçgen, eşkenar üçgen, eşkenar üçgen. Başka var mı? Başka yok bir de. Sonra ikinciye bakıyoruz. Kenar orta dikmelerin kesiş kesim noktası şeklin dış bölgesindedir. Ee, kenar orta dikmelerin kesim noktası yani çevre çemberin merkezi üçgenin dışındaysa bu nasıl bir üçgende arkadaşlar? Geniş açılı bir üçgende değil mi? Çevre çemberin merkezi kenar orta dikme merkeziyle aynıydı. O zaman geniş açılı bir üçgen arayacağım. Geniş açılı bir üçgen, geniş açılı bir üçgen hangisinde var arkadaşlar? Burada var. Ee, zaten cevap direkt çıktı ama biz yine de devam edelim. Diklik merkezi şeklin köşesindedir. Diklik merkezi şeklin köşesinde olan hangi üçgendeydi arkadaşlar? Dik üçgende şeklin merkezinde oluyordu. O zaman bu da ne olmak zorunda? Dik üçgen olmak zorunda. Bir de dik üçgen olacak. Yani cevabı ser üçünü de sağlayan Denizli oldu. İkinci soru Denizli. Geldik üçe. Şekil de bir açısı 70 derece ve 9 ve 12 olarak verilen bir üçgen verilmiş arkadaşlar. Sonra bu dik köşesi etrafında 20 derece döndürülmüş. Bak şöyle 20 derece döndürülmüşse. Hocam burası kaç derece? 20 derece diye yazalım. Bir kere burası yükseklik olduğu söylenmiş bize. Hocam burası dik. Burası da nedir? Diktir. Şuraya bir alfa dersem. Buraya da bir beta dersem. Alfa artı betanın ne olduğunu biliyorum. 70'i kullanmak zorundayım. O yüzden oradaki açıları yazdım. 90 derece oldu. Yok. Yo, 70 derece olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bakın. Şuraya alfa dedim. Buraya beta dedim. Alfa artı beta 70. Aklında bulunsun. Peki ne yapacağız? Hocam 90'lık varsa ağırlık merkezinde varsa yapacağımız iş belli. Muhteşem. Hemen çizelim arkadaşlar. Muhteşem. E burada da muhteşem çizeceğiz o zaman. Çizdik. Hocam G1 ve G2 arasındaki mesafe nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Burası kaç verilmişti? 9 değil mi? Şurası 9 verilmişti. O zaman burası 9 bölü 2. Burası da 9 bölü 2. Burası da 9 bölü 2. 3'e böldüğün zaman burası 3 bölü 2'ye 6 bölü 2 yani 3 yapacak. Hocam burası 12 verilmişti. 6, 6. Kısa parçayı bulmak için 3'e böl. 2 yani burası da 4 olacak. E hocam şunlar birbirine eşit. Alfa ise burası da alfa oldu mu? Evet. Şu da 6 6 muhteşem şu şunlar eşit ya. Beta ise burası da beta oldu. Dikkat edin alfa artı beta artı 20 derece oldu orada 20 derece dönüşten dolayı. Alfa artı beta 70 olduğundan 70 artı 20 de 90 mı yaptı? Aynen öyle. Yani şuradaki üçgen bir dik üçgen oldu arkadaşlar. Çünkü şurası 90 derece oldu. 3 var 4 var. E burası da kaç olacaktır? 5 olacaktır gençler. Kaçıncı soru bu? Üçüncü soru galiba. Üçüncü soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik dörde. Şekil 1'de kenar uzunlukları belirtilmiş dik üçgen biçimli iki eşletvel ABC üçgen biçimindeki kartonun üzerinde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Evet ABC. Burası AB uzunluğunu kaç vermiş? 9 vermiş. E, buraya 6, burayı 8 vermiş. Aynı şekilde burası da 6, burası da 8 olduğunu biliyoruz. Peki son durumda BAD doğrusal olduğuna göre. BAD, BAD doğrusal. Bu da C köşesinin olduğu yere doğru gelmiş arkadaşlar. Şu C köşesinin olduğu yeri de şöyle mi göstersek? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar bizden? A'ya bölü EC nedir diye soruluyor. A'ya bölü EC. Hmm. Hocam şu bölü şu isteniyor bizden. A hocam bu doğrusal demiş ya bunu kullanacağız. Her verilen bilgiyi kullanacağım. BAD doğrusalsa hocam burası 90 derece. Bak 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeni. Yani şuradaki uzunluk 17 arkadaşlar. E Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biz? Şu 8 dişime yaramayacak galiba. Bizden şu bölü şu isteniliyor değil mi? X bölü Y isteniyor. Ya da tam tersi Y bölü X isteniyor. Şöyle şuraya X diyeyim şuraya Y diyeyim isterseniz. E hocam burada ne var? He hocam şunlar eş yapıdaki üçgenler ya. 8'i gören burada nokta açısıysa 8'i gören burada da nokta açısıdır. Yani şu üçgende ne çıktı? Bir dış açı ortay çıktı. Dış açı ortay. Bak eş yapıları kullanırken açıların eşitliği, kenarların eşitliği mutlaka kullanın. Dış açı ortay. Şunun tamamının oranı. Tamamı 17. Y bölü 17 neye eşittir arkadaşlar? İlk ok nereye değiyor? X'e. X bölü ikinci ok 9'a değiyor. X bölü 9 eşittir. Bizden ne isteniyor? A'ya bölü E'ye isteniyor. X bölü Y. Y'yi buraya atalım. 9'u buraya atalım. 9 bölü 17 eşittir. X bölü Y olur o zaman arkadaşlar. X bölü Y'yi ne bulduk? O zaman 9 bölü 17 bulduk. Cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Ağırlık merkezi verilmiş. Arkadaşlar ağırlık merkezi verilmişse 90'lık da varsa hop bunun devamını getirsek ne oldu burada? Muhteşem. Şu eşit şu eşit bu da eşit olacak. Bu arada tamamı kaç? Bu ağırlık merkezi ise 6 ise burası 3 oldu. Burası 9 oldu. Burası da 9. Burası da 9 oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağız? E açı ortaylığı kullanacağım. E buradaki üçgendeki açı ortaylığı kullanayım arkadaşlar. Hadi bakalım oranla. Ne var burada? Tabanlar oranı yani x bölü 9 kollar oranı pardon. Tabanlar oranına eşittir. Yani 5 bölü 4'e eşittir. Sadece x'i yalnız bırak 9'u at öbür tarafa. x buradan 45 bölü 4 yapar. Aynen öyle. Cevabımız böyle 45 bölü 4 çıktı. 5. soru Cehan oldu. Cehan oldu. Geldik 6'ya. Kenar uzunlukları aynı birinci cinsinden verilen ABC ve DC dik üçgenleri bu şekilde verilmiş. Sonra bunu kaldırmışlar yukarı doğru. Ondan sonra şunlar birbirine paralel demiş. Bu her verilen bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Her verilen bilgiyi kullanacak. Öncelikle 3 ve 5 yazalım. Sen bunu B köşesi etrafında döndürmüşsün. Önceden burası kaç birimdi BC uzunluğu? 4 birimdi. Sen B noktası sabit kalacak şekilde döndürdüğün için hala BC uzunluğu 4 birim ve hatta burası da 4 birim mi? Evet. Şimdi ağırlık merkezi verilmiş. 42 de verilmiş. E o zaman bu garibimi uzatayım şöyle. Bu garibimi uzattığın zaman kenar orta olmak zorunda 21'e 21, yaptım yaptı. Peki bu bir dik üçgendir, 90 derece. Adam niye bize paralelliği vermiş? Verilen her bilgiyi kullan. Hocam şöyle bak. Z kuralı vardı mı mi arkadaşlar? Yani burası ne oldu? 90. Hatta burası da 90 oldu. E başka bir şey var mı burada? Başka bir şey? 42 kullanmadık değil mi arkadaşlar biz? Evet. A bu 90 dereceymiş arkadaşlar. Bakın burası 90 derece. 90'dan çizilen kenar orta 21. E, 21. Burası da 21 olacak bu arada. Burası da 21 olacak. 3'e bölsen kısa parçayı bulursun. 7. Yani 1'e 2 oran var ya ondan. 7. Burası kaç çıktı? 14 çıktı. E hocam bizden ne isteniyor? Bakın şuradaki x istenildiği için, şuradaki x istenildiği için arkadaşlar şuraya dikkat ettim x bu kenar x artı 4. Bir de direkt bu üçgene yoğunlaştım. 7 var, 25 var. Ne üçgen arkadaşlar? 7, 25, 7, 24, 25 üçgeninden. Şu uzunluğun 24 olması lazım. Yani 4 artı x niye yazamıyorum ben bugün ya? 4 artı x eşittir 24 ise. Buradan ne buluruz arkadaşlar? X'i 20 buluruz. Evet cevabımız böylelikle Akçay çıktı. Ve ÖSYM tadında sorulardan dördüncüsünü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular 5 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.